Hepinize merhaba, ben Rüya. Salon Bana Bakın bir önceki videosunda benimle özdeşleşen doğal saç buklelerimi nasıl yaptığımı sizinle paylaşmıştım. Şimdi de bu saç buklelerime eşlik edecek olan makyajımı sizinle paylaşıyor olacağım. Bu akşam bir davete gidiyorum. Saç buklelerim de şu anda davet için hazır, gayet sağlıklı ve ışıl ışıl gözüküyor. Makyajım da bunu çok gölgelemeyecek şekilde bir makyaj olacak. Makyaj demişken ben aslında biraz doğal gitmekten yanayım makyaj konusunda. Bu sezonun da öne çıkan trendlerinden bir tanesi ışıltılı makyaj aslında. Daha öncesinde kontür çok modaydı. Şimdi ise ışıltılara geçtik birazcık. Ben aslında göz makyajı yapıyorsam dudağı yapmıyorum. Dudak makyajı yapıyorsam da göz makyajını çok hafif tutuyorum. Bu benim altın kuralım. Onun dışındakiler hep gelip geçici trendler benim için. Bugün de göz makyajımı gayet doğal tuttuğum ve de dudaklarıma odaklandığım bir makyajı sizinle paylaşıyor olacağım. Gelelim makyajımın detaylarına. Benim için olmazsa olmaz aslında sağlıklı ve iyi gözüken bir cilt. Bunu da önce baz kullanarak sağlıyorum. Bazın üzerine de eğer günlük hayatta bir yerlere gidiyorsam BB ya da CC krem kullanıyorum. Eğer gece bir yerlere gidiyorsam ya da bir çekimim varsa fondöten kullanarak sağlıyorum. Şimdi bugün dudak makyajına odaklanacağımız için gözlerimi çok hafif tutuyor olacağım. Belki biraz kaşlarımı belirginleştirebilirim. Maskaramı alıyorum. Maskarayı hayli yoğun bir şekilde kirpiklerime zikzak hareketlerle uyguluyorum. Bu şimdi gözlerime biraz derinlik kattı. Maskarayı gözlerime uyguladıktan sonra bakışlarıma biraz daha derinlik katmak için kaşlarımı da biraz belirginleştiriyorum. Bunun için kaş tonundan bir ton kadar koyu bir rengi kullanıyoruz. İlla kaş farı olmasına da gerek yok. Göz farı da tercih edebilirsiniz, hiç fark etmez. Kaşınızın yapısına göre aslında kaş maskaraları ya da kaş kalemlerinden de faydalanabilirsiniz. Şu anda gözlerim biraz daha çarpıcı bir hal aldı ama yine de dudaklarımın çok önüne geçmeyecek. Dudak makyajında geçmeden önce küçük bir tiyo, koyu renk rujlar dudağı oldukça kurutuyor. Dolayısıyla her zaman altına bir baz sürmekte fayda var. Ben de bunun için önce nemlendirici bazımı dudağıma uyguluyorum. Çok yoğun kullanmaya gerek yok. Biraz uyguladıktan sonra koyu renk rujumu da alıyorum. Şimdi burası biraz tabii riskli. Onun için bir fırça aldım elime ve de rujdan çok az bir miktarı fırçamı alıyorum. Aldıktan sonra dudaklarınızı daha dolgun gösterecek bir ufak ipucu sizinle paylaşmak istiyorum. Dudağımın tam ortasına bir X işareti çiziyor olacağım. Bu dudaklarımı çok daha belirgin gösterecek. Aynı zamanda çok daha kalıcı bir etki elde ediyor olacağım. Gördüğünüz gibi dudağımın ortası şu anda daha belirgin. Fırça yardımıyla rujumu tüm dudağıma yaydım. Şu anda rujum oldukça parlak gözüküyor. Tam da burada küçük bir ipucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir peçete yardımıyla dudağınızdaki rujun fazlasını alabilirsiniz. Şu şekilde. Böylece rujunuz çok daha doğal gözükecek ve de çok daha kalıcı olacak. Ben en bana bak halimle şu anda geceye hazırım. Siz de yeni videolar için takipte kalmayı ve de Salon Bana Bak kanalına abone olmayı unutmayın.